Kuntum hayra ummetin ukhricet ve anil munkar ve Adam öldürmek. Kebari günahlardan. Bununla alakalı birkaç tane hadis okuyacağım. iyi dinleyin. Şimdi Enes radıyallahu anh der ki Nebi Ekrem Efendimiz'e büyük günahlardan sorulduğunda şöyle buyurdu. Bir, Allah'a şirk koşmak. iki anay baba itaatsiz, itaatsizlik etmek. Üç, adam öldürmek ve yalan yere şahitlik yapmak. Buhari'de geçer bu hadis. İkinci hadis. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh dedi, der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Haram kan dökmediği müddetçe mümin din hususunda bir genişlik içinde olmaya, Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Yani adam öldüren Allah'ın rahmetinden faydalanamayacak. Ondan sonra... Buhar'da geçer bu hadis. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh der ki Resulullah şöyle buyurdu. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir müminin öldürülmesi Allah katında dünyanın zeval bulup yok olmasından daha büyük bir hadisedir. Tirmizi'de geçer. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki Nebi Ekrem şöyle buyurdu. Kıyamet günü insanlar arasında ilk görülecek dava kan davasıdır. Buhari'de geçer. ebul Hekem el-Beceri radıyallahu anh der ki Ebu Said el-Hudri ile Ebu Hureyre Hazretleri Resulullah Efendimizin şu sözlerinden zikrettiğini işittim. Eğer sema ve yeryüzü ehli bir müminin kanını haksız yere dökme günahına işrak etselerdi Allah onların hepsini birden cehenneme atardı. Tirmizi'de geçer. Ondan sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh riayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o cehennemde devamlı ve ebedi olarak sonsuza kadar kendini dağdan atar kim de kendisini bir demir ile öldürürse demirini eline alır ve cehennem ateşini içerisinde ebedi olarak o demiri karnına saplar. İntihar eden kişi nasıl intihar etse cehennemde öyle azap görecek. Şimdi adam öldürme ile alakalı bir mevzuya girmem lazım. Zaten bu konuya girersek sabaha kadar çıkamayız. Ceren Özdemir diye bir kız kardeşimiz öldürüldü. İnşallah şehit oldu. İnşallah. İnşallah. Günahlarına kefaret olsun. Namussuz herif diyor ki 4 kilometre takip ettim. Namussuz. Yani bilmiyorum Emine Bulut cinayetine bayağı bir beddua okudum ama buna da bilmiyorum beddua. Aslında bunu es geçmemek lazım. Allah bunları kahretsin. Amin. Amin. Ya 4 kilometre ta tanıyor musun? Tanımıyorum. Silah bulamadım bıçak buldum. Eee panik yaptım öldürdüm. Bu ne ya? Ben diyorum bak bu memlekette adam öldürmek Sinek öldürmekten daha kolay hale geldi. Adam öldürmek kebair günahtır. Affı yoktur. Kul hakkına girer bu ya. Hem Allah'ın hakkına girer hem kul hakkına girer. Nasıl helallik alacaksın? Bir sürü prosedür var. Onu aşana kadar zaten ölürsün. cehennem dibini boylarsın kardeşim. Allah selamet versin. Amin. Amin. Ondan sonra yetine zulmek ne? Kebair günahlardan bir tanesi daha. Bir hadis okuyacağım sonra... Günahını söyleyeceğiz. Müslümanlar içinde en hayırlı ev içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev yetime kötü davranılan evdir. İbn Mace'de geçer. Bir kimse Müslümanlar arasından bulunan bir yetimi alarak yedirip içirerek evine götürürse Allah affedilemeyecek bir suç işlemediği takdirde onu mutlaka cennete sokar. Affedilmek suç ne? Şirk. Ondan sonra bir kimse Allah rızası için bir yetimin saçını okşasa elinin değdiği saç tanesi kadar o kişiye sevap yazılır. Kardeşim anası yok, babası yok, garip kureba. Yani biraz koluyu kollamak, gözetlemek lazım. Çok büyük sevap, acayip sevap. Yani bunun şeyini yer yok almaz ama bir de zulüm etmek. Aman ya Rabbi kebair günah. Yatacak bir karış toprağı yok. Yetime kötü davrananın var mı? Var maalesef. Ondan sonra içki içmek. İçki bütün günahların başıdır. Şu anda bu memlekette su gibi içki tüketiliyor kardeşim ya. Ya hükümet siyaset konuşmuyor. bir daha söyleyeyim. Hükümet ondan sonra içki satışını yasaklıyor. Allah razı olsun. Adamlar isyan ediyor ya. Adamlar eylem yapıyor. Sen nasıl bizim diyor içki hakkımıza karşı Ya bu nasıl bir iştir kardeşim ya. Adamlar sahte rakı çıkartıyor kardeşim. Sahte rakıdan bu memlekette adam ölüyor. Sonra fabrikalar ne yapıyor abi? Evet arkadaşlar şişeyi yeniledik. Güvenli bir hale geldi. Artık güvenle içebilirsiniz. Reklamlara çıkıyor ya. Reklama çıkıyor. Artık güvenli içki içebilirsiniz. Sanki şey ya şerbet dağıtıyorlar. Bu nasıl içtir kardeşim? Günaha teşvik. İçki bütün günahların anasıdır. Adam meyhanede içer. Kafası bir milyon. Orada bir kavga eder abi. Yola iner. Yalpalay yalpalay gelir. Yolda bir daha kavga eder. Eve gelir. Karısına zulmeder. Çocuğuna zulmeder. Karısını döver. Araç Bak ni ayıma. nikahtan düşer. Alkollü araç kullanır. Birini çarpar, birini ezer. Hepsi. Ya yanlış hatırlamıyorsam adam alkolüken anasına tecavüz etti ya bu memlekette. Bu nasıl bir şeydir kardeşim ya? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Adamı mahveder, yakar, yıkar, bitirir ya. Ya çok geliyor kardeşim. Hocam diyor, kocam diyor. içki müptelası. İçki nasıl bir şeydir bu ya? Ne pis bir şeydir ya. Allah muhafaza ya. Kokusu bile adamı mahveder ya. Allah selamet versin. Amin. Şimdi içki içmenin cezasını, günahını söylüyorum. Acayip bir şey burayı iyi dinleyin. Kim dünyada içki içerse Allah Teala ona kıyamet günü koyu zehirlerden bir içe içecek, içer aynı katran gibi. Öyle ki bakın o katran, o içecek onun diyor daha yanına yaklaştırılırken onun diyor elleri dökülmeye başlar. Onun hararetten yüzü bakın yüzü eriyecek. O eriyen yüz o içeceğin içine düşecek. Ama ölüm yok. Allah Celle Celaluhu yeniden o yüzü yaratacak <laughs> ve onu ona içirecek. İçki içen bunu içecek kardeşim ya. Bak bir hadis-i şerifte var. Acayip bir şey. Allah sarhoş edici içen şeyleri Tayinetül Habal'dan içirmeye ahd etmiştir. Sahabeler dedi ki ya Resulallah Tayinetül Habal nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki cehennemliklerin vücudundan çıkan tellerdir. Yani cehennemliklerin vücudundan akan pislikler var ya onu Allah Celle içki içene içirmeye ahd etmiş. Bak Allah diyor ki ahdım var diyor. içki içip tövbe etmeden karşıma gelene diyor ben o pisliği diyor, içireceğim. Allah'ın ahdi var. Tamam mı? Allah'ın hatta bizimkine benzemez. Şimdi eşi içki içen kardeşlerimize de bir tavsiyemiz var. Yasin suresi ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Yasin okuyun. İnşallah hacet namazı kılın. Tamam mı? <laughs> hacet namazını da söyleyeyim. 40 kere söyledik ama yine soruyorlar. İki rekattır. İlk rekatta Fatiha kafirun. İkinci rekatta Fatiha ihlas okuyun abi. Ondan sonra normal tayyat zaten selam verin. Ondan sonra açın elinizi dua edin. Duaları da anlattık. Aynı şeyleri anlatmayalım. Ondan sonra gıybet. Gıybete şu anda girmeyeceğim. Gıybetle alakalı sırf bir sohbet yapacağım. Ya haftaya ya sonraki hafta. Gıybet adamın bütün ama bütün ibadetlerini sıfırlayacak bir günah. Çok kebair bir günah. Ona sırf bir ders yapacağım. O yüzden girmem. Ondan sonra zina yapmak. Şu anda zina yapmak abi normal bir şey. Zina yapmayanı bu memlekette dışlıyorlar. Sanki gavur memleketteyiz abi. Sen daha milli olmadın mı lan diyor. Milli ne lan diyor o da. Bilmiyor. i̇yi ki de bilmiyor. Ya bugün bu memlekette adam sen milli olmanınca adam utanıyor ya. Öğrendikten sonra utanıyor. Utanılacak bir şey olduğunu zannediyor sonra. Adam zina yapmayı marifet zannediyor. Az kaldı madalya takacaklar ya. Hakikaten o kıvamdayız şu anda. Efendi Hazretleri diyor ki bakın çeşmeden su içmek kadar kolay oluyor zina. Kebair günahtır. Bunun da zirvesi nedir? Komşu karısıyla zina etmek. Bunun zirvesi budur. Komşu karısıyla zina eden Allah Celle, Celle diyor ki onu diyor esam kuyusuna atacağım. Esam kuyusu. Cehennemde bir kuyu esam. Peltekseyle. Ne var orada? Öyle bir kuyu ki o kişi diyor 70 sene düşse onun dibini bulamayacak. Orada ne var? Orada o kuyunun içinde bütün cehennemliklerin kanları, leşleri, kusmukları, cerahatleri, vücudundan çıkan bütün leşlerin hepsi o kuyunun içinde zina eden kişi o kuyuya atılacaktır. Tamam mı? Ondan sonra büyük günahlardan olmasa da işin sonunda büyük günah yazılan şeylerden biri de küçük günahta ısrar etmek. Adam Küçük günah da o kadar ısrarcı ki namahreme bakmak günahtır. Ama büyük günah değildir. Adam artık müfettiş olmuş. Böyle kesiyor, kesiyor, kesiyor. Dürbün gibi adam. Sürekli böyle. O büyük günah yazılır. Niye? Kardeşim adam artık alışkanlık haline getirmiş. Bir tövbe desen yok. Sıfır. Ne oluyor? O da büyük günah yazılıyor. Ondan sonra ne var? Kumar oynamak. İddia. At yarışı. So, spor Toto, Spor Loto, Milli Piyango bunların hepsi kahvede arkadaşınla bir bardak çayına oynadın okey de haramdır, kumardır. Bir pirinç tanesini oynadın batak da zinhar, kumardır. Hadi ya, hocam diyor bir bardak çayını. Ya arkadaş bunun bir bardak çayı da yok. Bir tane çorbası da yok kardeşim. Kumar haramdır. Ne oluyor? Yılbaşı geldi. Milli piyango zamanı. He? Sakallısı orada, takkelisi orada, kapalısı orada, namazlısı orada. Nimet ablanın kuyruğu Allah selamet versin. İnşallah yılbaşı sohbeti yapacağız. O zaman bu detaylara gireceğiz. Şimdi kısa geçiyorum.